Herkese selamlar dostlar. 22 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Yine kazandık, yine kazanacağız. Affetmeyeceğiz. <laughs> Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Normalde bugün kupon vermeyecektim. Sadece katıl grubunda bir kupon çıkarmayı düşünüyorum Tek kuponla. Çünkü maçlar az. Ben büyük ligleri de almadım. Major liglerden de seçmedim. Bundesliga 2 ve Hollanda 2. ligden aldım büyük liglerde çok fazla yüklenme olacağını düşün. Ben alt liglerden yine koparabilirsek şansımızın da artık yardımıyla şansımız zaten yerinde diye ben başlığı atmıştım zaten. Dediğim gibi şansımız yerinde. Analizlerde eyvallah tabii katkısı var da şans faktörü çok önemli. Ee, maçlarımız geldi. Ben özellikle Beşiktaş maçı hakkında konuşmak istiyorum. Bir de şampiyon kim olur diye konuşmak gerekir gerekirse sizler de yazar mısınız şampiyon kim olur? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu oyunuyla Beşiktaş çok fazla oturmuş bir takım olmuş. Ben maçın tamamını izledim. Beşiktaş böyle giderse net şampiyon. Bakın net. Beşiktaş bu futbolunu sürdürsün. Fenerbahçe maçını da izledim aynı şekilde. Fenerbahçe'de hala bir oturmamışlık var. Mesut Özil falan nasıl bir etki edecek bakacağız ama Beşiktaş şu an çok acayip bir şekilde gidiyor. Oynadıkları futbol gerçekten keyif veriyor. İzleyince keyif alacaksınızdır Beşiktaş'ın futbolundan. Bu maç hakkında KGS'i çok zor geldi. Ben açıkçası ilk yarı izlediğim zaman da ben bu maçın KGS'inin geleceğinden çok şüphelendim. Karagümrük, iki haftadır Karagümrük maçlarını izliyorum. Karagümrük'ten çok farklı bir Karagümrük vardı sahada yani. O yüzden e, kontra çıkacak, geri pasa dönüyor. Yatmaya çalışıyor. 44'te gol geldi de Allah'tan belki biraz açılır dedim ikinci yarıda. Penaltı olmasa da gol gelir miydi? Zor. Bakalım. Şansımız da vardı tabii. Karagümrük'ün gol atmasında. Diyecek bir şey yok. Galiba gol geldi. E, Sivas'a baktığımız zaman da Sivas zaten çok iyi başladı. Yatabahre'nin dakika 2'de 3'te kaçırdığı bir pozisyon var. Onu alsa maç belki çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Yine Yatabahre attı. Ee, Valencia'da 45'te Apintan eline çarptı. Penaltı oldu o attı. Öyle de bir KG bahsimiz geldik. Dediğim gibi zaten bu maçta ben Fenerbahçe'nin yenmesini de beklemiyordum. Size de söyledim. Sivas bu maçta ben yenilmez dedim ki beraber de bitti. Değerlendiren varsa da ekstra da ter tebrikler diliyorum. Şimdi Instagram'dan acayip fazla mesaj geliyor. Ben bir tane kupon göstermek istiyorum katıl grubunda. Zaten hayırlı işler, bol kazançlar, şova devam, nazar değmesin diyerekten yapıştırdım ben kuponu. Şimdi bugün ne kuponu verdim? Bildiğiniz üzere öncelikle ben şunu bilmenizi istiyorum. Hani katıl grubuna çok fazla sen katıl grubuna çalışıyorsun, YouTube'a önem vermiyorsun diyorsunuz ya. Öyle bir şey yok. Ben öncelikle YouTube, kuponu, YouTube kuponuna sizler yani ücretsiz olarak kazandırmaya çalışıyorum yani direkt. Sizlere ben YouTube'da verdiğim konu burada 30 misli değerlendirmişim. Mesela KG var KG var. Aynı şekilde oraya da veriyorum. Kendim 21 misli kasa yönetimi yapıyorum buradan. Kalan kasa 390 şeklinde yazmışım zaten. Üstteki kupon geldi zaten. 70 lira gibi miktar aldık. Ekleyeceğiz. Alttaki de katıla katılanlara üyelikleri ayrıcalık canlı bahisler de veriyorum bildiğiniz üzere. Dün mesela herkes açık paylaşmıştım. Bugün de maçları herkes açık paylaştırdım açıkçası. Fino, Buldo, Kangal aynı şekilde herkesi gördüğü maçlardan. Şimdi ikinci kupona baktığımız zaman da Alanya KG var geldi. Normalde bir maç iki kuponu eklemem fakat Fener maç, Fenerbahçe maçını ikinci kupona da ekledim. KG var o da geldi. Sadece Atletico Madrid maç sonu 2-3.5 alt geldi. O da gelirse buradan da 4.30'luk 4.30 oranlı kuponumuz da gelmiş olacak. Buraya katılmak isteyen arkadaşlar da hem kanala destek hem de kazandıklarınızdan destek vermek amacıyla abone ol şunun yanında katıl var. iOS kullanılan iOS kullanıcılarında iPhone telefonu olanlarda bu gözükmüyor. Onlar Android telefon üzerlerinden YouTube hesaplarına girip veya Bilgisayar üzerlerinden katılmaları gerekir. Katıl dedikten sonra Fino buldu. Kangal üyelikleri var. Bu üyeliklerin ayrıcalıklarında şu video var. Şu videoda izleyebilirsiniz. Katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tips yazıyor. Oradan izleyebilirsiniz. Fazla boş yaptım ben. Direkt maçlara geçmek istiyorum. Bir de Instagram'dan da takip ederseniz. Çok fazla mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. Şansımızın da yardımı oldu açıkçası onu da söyleyeyim. Yoksa Karagümrük'ün gol atmasını ben zor yani maçtan sonra dedim. Zor bunun şansı dedim. Her neyse golü attı. Ben günümüze bakalım. Devam edelim. Şimdi Fürth maçı var. Düsseldorf Fürth. Bir de PSV'nin ikinci takımını aldım ben. Şimdi ilk maçımız Düsseldorf maçı. Düsseldorf 7 maçları kaybetmiyor. İyi bir seri yakaladı. Kendi evinde özellikle oynadığı karşılaşmalarda gol atmasını bilen bir takım Düsseldorf takımı. Milli futbolcumuz da var aynı şekilde. Kenan olması lazımdı. Ee, dediğim gibi çok fazla takip etmiyorum bu Bundesliga 2'yi fakat Fürth'ün son maçını izlemiştim ben. Deplasman'da çok iyi oynayan bir takım Fürth takımı. Bir önceki maç olması lazım. Bundan önceki değil de ondan önceki maçını izledim Deplasman'da. Deplasman'da zaten baktığımız zaman da istatistikler açısından da zaten gösteriyor. Deplasman'ın en iyi takımı şu an fırt diye gösteriyor bu Bundesliga 2'de. Baktığımız zaman şimdi bu maç hakkında şöyle konuşayım. Ee, Deplasman'dan bahsedeyim. Genelde kanat oyununu oynayan bir takım var Fürth'te. Kanat oyununu çok etkili oynuyor ve rakip sahaya topu yıkaraktan da kanat oyunu ve ara toplarda salaraktan kısa paslar yaparaktan da Fürth takımı çok etkiledi deplasmanlarda. Bu maçta taraf bahçesine gitmek sıkıntı. Ev favori görmüşler. Çünkü ev sahibi Düsseldorf son zamanlarda oldukça formda. Fürth takımına baktığımız zaman deplasmanlarda iyi bir performans sergiliyor. Fakat ben bu maçta bir sürpriz çıkabilir. Yani golli bir beraberlik çıkabilir. Taraf bahçesine yönelmenizi önermiyorum. Çünkü ev sahibi de 7 maçtır kaybetmiyor. Son maçında da hücumda çok fazla yaratıcılıkla oynayan bir Düsseldorf vardı. Ee, kötü başlasa da sezona son zamanlarda yükselişini sürdürüyor Düsseldorf takımı. Ben burada deplasmanda dediğim gibi Fürth'ün bir gol atmasını bekliyorum. 1.45'ten KG var öneriyorum. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Fürth'ün ben deplasmanda oynadığı performanstan dolayı memnunum. Gol atmasını bekliyorum Fürth'ün. Ev sahibine de baktığımız zaman da ev sahibine 7 maçta 13 gol atan bir Düsseldorf var. Aynı şekilde her iki takımda Bundesliga'yı şöyle defansı boş verin direkt hücum. Hurra hücum. Burada o yüzden ben her iki birbirine gol atmasını bekliyorum. Muhtemelen de gelecektir bu karşılaşma. Ondan KG var bahsini buradan kafaya bir yazalım. 1.45 gibi orandan sizlere öneririm. Sakat cezalı olarak var mı diye baktığımız zaman da Düsseldorf tarafında bir sakat veya cezalı gözükmüyor. Deplasman Fürth takımına baktığımız zaman da Paul Jekyll bu karşılaşmada olmayacak. Defans hattında sakat olarak uyluk sakatlığı varmış. Defans hattında o olmayacak arkadaşlar ki ilk 11 oyuncusu Fürtün. Deplasmanda defansın olmaması bizim işimize gelir. KG var bahsimizi kolaylaştırır diyerekten de buradan da geçmiş olsun dileklerimize. Paul'a iletiyoruz diyeyim. Ne diyeyim arkadaşlar. KG varı buradan aldık kapatalım. İkinci maçım Kambur maçı. Şimdi bu maçın oranı gerçekten güzel. Biraz da riskli açıkçası. Fakat değerlendirmeye ben koydum. Şimdi ev sahibine baktığımız zaman da ev sahibi zaten ligde şampiyonlu oynayan bir takım. İçeride dışarıda affetmeyen bir takım. Puan durumuna baktığımız zaman da 47 e, puanı var. Oynadığı 20 maçta 58 tane gol atmış, 18 tane de gol yemiş. Bu maçlarda zaten ev sahibi kendi evinde zaten MS1'in oranı 1.12, Maç sonu 1 desen 1.5 istesen 1.18, Maç sonu 1 2.5 istesen 1.30. Ondan oranı yok o yüzden. Ben burada biraz risk aldım diyebilirim yani. Fakat muhtemeldir muhtemel oldu. Muhtemelen gelebileceğini de düşündüğüm karşılaşma. PSV'ye baktığım zaman da PSV'ye deplasmanlarda güzel bir futbol oynuyor. Güzel futbol oynadığını nereden anlıyoruz? Deplasmanda attığı gollerden arkadaşlar. Deplasmanda genelde gol bulan bir takım PSV. Aynı şekilde dış saha performansına baktığımız zaman da PSV'nin 10 maçta 19 tane de gol atmış deplasmanda. Genel olarak baktığımız zaman da bu lig zaten çok gollü geçiyor. 20 maçta 31 tane atmış, 39 tane yemiş, 16. sırada yer alıyor. Fakat attıkları yedikleri fazla. Şöyle oluyor. PSV 2 atıyorsa 5 tane de yiyor. O yüzden dolayı bu kadar geride 16. sırada. Ben bu maçta da her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Çünkü bu maça maç sonu bir oynanmaz. 1 oynanmaz. 1-12 gibi oranı var. PSV de deplasmanlarda gol atan bir takım. Kambur bastıracaktır ev, evinde zaten mutlaka zirvede olan, zirvede olan bir takım. Ee, aynı şekilde 20 maçta 58 tane gol atmış. Bastıracaktır. PSV'de artık kontrollardan bir şekilde yakalayıp gol atmasını bilecektir zaten. Son maçlarına baktığımız zaman da kendi evlerinde Kambur'un zaten baktığımız zaman hepsinde PSV gol atmış. Hatta 2017'deki maçına baktığınız zaman da, da PSV galip gelmiş. Tabi eski maçları çok fazla önemsememek gerekir arkadaşlar onu söyleyeyim ben. Ama KG var şimdi ben gelmesini bekliyorum. Muhtemelen gelecektir bu karşılaşmada. 1.60 gibi oranı var. Şimdi iki maça baktığımız zaman da kuponu göstereceğim. Şu maçlar hakkında hatta kuponu göstereyim ondan sonra devam edelim. 2.32'lik oranım var. Çok fazla yüklü miktarda oynamanızı tavsiye etmiyorum kesinlikle. 1.45'e 1.60'lık yine 2 tane KG var maçımı ben seçtim koydum. Nazar değmesin şansımız yerinde iyi bir şekilde gidiyoruz. Şimdi bunu videonun sonuna tekrar koyacağım. Fakat şimdi şu Dortmund maçı hakkında konuşayım. Şimdi Dortmund'un son maçını ben takip ettim. Level Kuzen'e karşı 2-1 mağlup oldu. İyi bir futbol oynuyor. Level Kuzen de çok iyi futbol oynadı. Ben bu karşılaşmada bir girmenizi taraf veya bir şey önermeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim. Çok fazla yüklenme olacağı için yani bu ülkende sadece majör liglerden 2-3 tane maç var. İddiacı adamlar da ne olacak? Yüklenecek. Hem yurt dışı olsun hem içerideki Türkiye insanı olsun diyeyim. Herkes yüklenecek bu maça. Ee, i̇dealden Erges KG var bahsini alabilir. Gollü bir karşılaşma geçebilir ki 1.35 gibi oranı var. Ben almadım açıkçası. Neden almadım? Patlamaya müsait bir karşılaşma. Ne olacağı belli olmaz diye düşünüyorum. Ben o yüzden almadım bu bahsi. Açıkçası oynamanızı da önermiyorum. Ee, Benevento Levante maçları var. Bunlara tam detaylı bakmadım ama katıl grubunda bir çalışma yapabilirim ayrıca. Fakat benim ana kuponum dediğim gibi bu iki karşılaşma arkadaşlar. 2.32'lik orandan KG var videoya like atarak destek olabilirsiniz. Maçlar hakkında kısa bir özetmek, özet geçeyim isterseniz. Videonun sonuna direkt saranlar için isteyenler çıkabilir. Hiç sıkıntı değil. Kürt takımı deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Ev sahibi Düsseldorf'ta son zamanlarda 7 maçtır. Mağlup olmuyor ki ev sahibinde, kendi evinde oynadığı maçlarda da o da aynı şekilde sağlam bir takım. O da gol atmasını bekliyorum. Kambur PSV maçına da baktığımız zaman da Hollanda zaten gol demek. O yüzden karşılıklı gol atmaları sürpriz olmaz açıkçası. 1.60 gibi orandan da ben kuponu aldım, oranı yükseldim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.